Efendim korona günlüklerinden herkese merhaba. Yepyeni bir haftaya girdik, başladık sizlerle birlikte. Evet, ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden, özellikle Twitter üzerinden sorduğunuz her soruya, önerdiğiniz konulara titizlikle eğiliyoruz. Bunu da görüyorsunuzdur herhalde. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün iş dünyasından bahsedeceğiz. Bugün iş dünyasının çok ilginç araştırmalarından bahsedeceğiz. Şimdi yayınımızda epeydir yapmadığımız bir şeyi yapıp iki konuğu aynı anda yayına alacağız efendim. Böyle size şey gibi gözüküyor tabii. Ne var canım, Allah Allah, teknolojik bir şey diye. O kadar kolay değil. Bu konu biraz zorlanacağız bugün. Affınıza sığınıyoruz. Evet, şimdi hattımızda Peryön Türkiye İnsan Kaynakları Yönetim Derneği Başkanı Berna Öztınaz ve Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güley'in var. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Dinçer Bey, siz de hattasınız. Evet, süper. Şimdi iş dünyası hep böyle üstünde konuştuk. Korona günlükleri boyunca sürekli iş dünyası ne olacak, nereden gelecek, nereye gidecek diye konuştuk. Hatta Peryön'den de aldığımız konuklarımız oldu. Sağ olun bunun için de. Şimdi öncelikle Berna Hanım'a ben şunu sorarak başlayayım. Şu anda iş dünyasının içinde bulunduğu durumu, özellikle insan kaynakları açısından nasıl görüyorsunuz efendim? Çok değişik bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Daha önce hiç kimsenin deneyimlemediği bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Aslına bakarsanız el yordamıyla biraz karanlıkta gitmeye benziyor. Çünkü elimizde reçeteler yok, doğruluğu kanıtlanmış metotlar yok. Veriler de işte Allah'a şükür ki Mercer'ın, Peryön'ün, diğer kuruluşların yaptığı çalışmalarla yavaş yavaş elimize gelmeye başladı. Dolayısıyla iş dünyasının içinde bulunduğu durumu karışık, biraz kaotik ama yine de baktığınız zaman duygu olarak pozitif görüyorum. Hala normale dönmekle alakalı kuvvetli bir inanç var ve yine tipik Türk insanının krizle başa çıkma, esnek davranabilme, sorun çözebilme yetkinliklerinin devreye girdiğini görüyoruz Türk iş dünyası için. Çok hızlı çözümler üretiyoruz, çok yaratıcı çözümler üretiyoruz ve birbirimizden de öğrenmeye çok açığız diye düşünüyorum. Şu anda her kanaldan, her yerden bilgi akıyor. O bilgiler doğrultusunda da iş dünyası normale dönmeye, daha doğrusu yavaş yavaş normalleşmeye hazırlanmaya başladı. Evet, siz burada önemli bir adım attınız ve bu iş dünyasında hani bu kadar kaosun içinde neler oluyor, neler bitiyor biraz daha aydınlatmaya çalıştınız ve bunun için bir araştırmaya sanırım yapmaya karar verdiniz, değil mi efendim? Doğru, çünkü bilirsiniz bizim derdimiz genellikle Türkiye'ye özgü verilere yeteri kadar hakim olamamaktan gelir. Genellikle ithal çözümlerle derdimize deva bulmaya çalışırız. Doğru zamanda doğru araştırmayı yaparsak, doğru veriyi elde edersek tabii ki doğru aksiyona da gideceğiz. O nedenle Peryön Mercer'le beraber böyle bir işbirliği yaptı ve şu an için son derece kıymetli verilere ulaştık, yol gösterecek. Süper. Şimdi ben Dinçer Bey'e geçeyim izninizle. Dinçer Bey, nasıl bir metoda bu araştırmayı yaptınız? Biraz araştırmanın yöntemlerini alalım mı sizden? Aslında bu süreç içerisinde gerçekleştirdiğimiz ikinci araştırmaydı ve ikinci araştırmayı da Peryön'le birlikte gerçekleştirdik. Aslında öncelikle Peryön'le neden birlikte gerçekleştirdik onu da ifade etmemde fayda var. Tabii. Peryön Türkiye'nin en önde gelen sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi, merkezine insanı alan bir sivil toplum kuruluşu ve Peryön'ün de deneyimlerinden faydalanarak aslında içinden geçtiğimiz bu pandeminin, salgının orta uzun vadede işlere, insanların üzerindeki, işlerin üzerinde ve insanların üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik bir araştırmaydı. İlki daha kısa tepkileri anlamaya yönelikti. Açıkçası biz birkaç perspektiften bu araştırmayla mevcut durumun fotoğrafını çekmeye çalıştık. Yetenek yönetimi açısından, yan haklar açısından, ücretler açısından, çalışanların ne hissettikleri açısından. Sanırım Dinçer Bey'in hattında bir sorun oldu. Evet, peki Berna Hanım, size döneyim, siz hattasınız herhalde değil mi? İki konumuzu hattasınız, süper. Acaba dedim iki konumuzu aynı anda mı kaybettik? Dinçer Bey hatta mısınız siz de efendim? Hattayım. Süper. Evet, anlatıyordunuz, buyurunuz lütfen. Aslında bu gerçekleştirdiğimiz araştırmada toplam 167 şirket araştırmamıza katıldı. Bunların 103'ü küresel,
64'ü de yerel şirketlerden oluşuyordu. Aslında buradan ortaya çıkan, bu araştırmadan ortaya çıkan temel başlıklara bakacak olursak da şirketler aslında bu süreçte işte acil durum eylem planı, kriz yönetim planının önemi, iş sürekliliği planlarının önemi, dijitalleşmenin önemiyle uzaktan ve esnek çalışmanın uygulanabilirliği ve etki yönetimi konularında dersler çıkardıklarını ifade ettiler. Ve salgın sonrası iş dünyasının dinamiklerinin bambaşka olacağı düşünülürken şirketlerin %41'i çalışanlarını bu döneme hazırlamak için bir planı olduğundan bahsetti. Kabaca %49'u ise henüz bununla ilgili bir planlarının olmadığını ifade etti. Bunu ben Berna Hanım'a da sorayım izninizle. Şimdi Berna Hanım, siz de bir, hem şirketin içindesiniz, hem bütün şirketlerin insan kaynakları ile ilgili bilgi alışverişlerini daha kolay ve öngörülebilir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bu araştırmadan sizin çıkarttığınız mesela ya da sizinle birlikte olan kişileri ve kurumların çıkarttığı şeyler oldu mu acaba? Olmaz olur mu? Tabii ki çok oldu. Şirketler şu anda önlerini görebilmek ve hazırlık yapabilmek için kılavuzluğa çok ihtiyaç duyuyorlar. Bunu hem yasal konularla alakalı, yasal mevzuatla alakalı çok ihtiyaç duyuyorlar bu yönde. Hem de çalışanların motivasyonu, verimlilik kaybının önlenmesi, işte uzaktan çalışmanın devam edip etmeyeceği konusundaki öngörüler ve hazırlıklarla alakalı gibi pek çok başlıkta çok arzu ediyorlar ve her yönün telefonları susmuyor. Hatta bununla alakalı bir de webinar serisi başlattık ki bu hazırlık dönemini tüm şirketlere en iyi şekilde rehberlik ederek paylaşalım. Ben kendi şirketimde ciddi bir hazırlık dönemi içerisindeyim tabii ki. Hem şimdiyi yönetmekle hem geleceği yönetmekle alakalı. Türkiye'deki tüm şirketlerin bu arayış içinde olduğunu görüyorum. Az evvel Dinçer söyledi. Ciddi bir yüzdeyle hazırlıklar tamamlanmış durumda. Ama henüz yeni yeni gerçeklerle yüzleşen, henüz yeni yeni ekonomik sosyal etkilerini görmeye başlayan nispeten daha küçük işletmeler de var. Onların da ciddi bir hazırlığa ihtiyacı var ve bizim de bu yolu beraber yürümemiz, kılavuzluk etmemiz gerekiyor. Peki Dinçer Bey'e döneyim ben tekrar. Dinçer Bey, bu hazırlıklara ışık tutan soruları başlıklarını en azından sizden alabilir miyiz? Açıkçası şöyle ifade edebilirim. Buyurun. Buradaki en önemli başlıklardan bir tanesi aslında çalışanla ilgiliydi. Çalışanın motivasyonuyla ilgiliydi. Bir diğer konu tabii ki şu dönemde görüyoruz ki, bu çok sevindirici tabii ki, tüm şirketler, tüm üst düzey yöneticiler çalışanları bu süreçte korumaya yönelik, onların sağlıklarını ve refahlarını sürdürmelerine yönelik tedbirler almakta ve bu konuda oldukça yüksek efor sarf etmekteler. Ama bir taraftan da bu sürecin uzaması halinde iş planlarında kurumların bir değişikliğe gitmesi muhtemel miye yönelik çeşitli soru başlıklarımız vardı. Ama tabii ki en çok konuşulan ve en çok merak edilen konulardan bir tanesi de tabii ki bu salgının ekonomiye etkisi şüphesiz. Evet. Tüm dünya genelinde küresel bir durgunluktan bahsediyoruz. Ekonomilerin daralmasından ve negatif büyümelerden bahsediyoruz. Sanırım bu esintilerden bizler de ülke olarak etkileneceğiz. O yüzden de ücret artışları, maaş artışları, yan haklar ve çalışanların bu gelişmelerden, bu başlıklar altında etkilenip etkilenmeyeceği yine sorularda. Yani benim oradaki en çok dikkatimi çeken bu kapsamda, söylediğiniz kapsamdaki şey, süreç devam ederse işten çıkarmayı düşünür müsünüz? Ki o da %16.2, bence içinde bulunduğumuz duruma göre düşük bir oran. Yani bana umut verdi. Tabii ki %16 değil, sıfır, kimse çıkartmasın işten, ama hani oranın düşüklüğü biraz bana iyi geldi. Bilmiyorum, siz ne düşünürsünüz? Katılıyorum. Cümlemin de başında ifade ettiğim gibi burada aynen, gerçekten tepe yöneticilerimiz, yöneticiler, CEO'lar, patronlar bu konuda cesur adımlar atıyorlar. Çalışanlarını bu dönemde korumak adına. Çünkü bu pandemi bir anda oyunun kuralları değiştirdi. Ezberleri bozdu. Ve açıkçası yaşamımızın en büyük iş yeri dönüşümlerinden birisi için de hızlandırıcı oluyor. Yani nasıl çalıştığımız, nerede çalıştığımız, iş modellerimiz
değişecek ve kalıcı bir şekilde değişecek. Hatta nasıl egzersiz yapacağımız, nasıl alışveriş yapacağımız, öğreneceğimiz, iletişim kuracağımız bile değişecek. Ve böyle bir dönemde esas kritik soru da şu aslında. Bu ciddi, bu devasa dönüşüm işlerimizi, bizi, ekipleri ve organizasyonları nasıl etkileyecek? Gözüken o ki ya, öngörülerim doğrultusunda şunu ifade etmek isterim. Bu içinden geçtiğimiz salgın şirketlerin rollerini, uzaktan çalışmayı, çalışanlarının yeniden beceri kazanmalarını, beceriye dayalı işe alımları ve kurumsal öğrenmenin dönüşümünü yeniden tanımlamak için bir hızlandırıcı olacak. Ve bizim en önemli değerimiz insan. Ve biz bu sorunların üstesinden yine hep birlikte en önemli değerimiz olan insanımızla birlikte üstesinden geleceğiz. O yüzden de eğer iş modellerimiz değişecekse uzaktan çalışmaya eğitim ve yatırım anlamında konsantrasyonumuzu arttırmamız lazım. Verimli iş sonuçları alabilmemiz için. Ama işin geleceğinde her zaman bahsederiz. İşin geleceği için de bu yeni dünyada çalışanın refahının geleceği çok kritik. İş sonuçlarıyla birebir ilişkili. O yüzden çalışanımızın refahına konsantre olmamız her zamankinden çok daha önemli bir konu haline gelecek. Tam bu cümlenizden bir parantez açabilmek istiyorum. Berna Hanım'a sormak istiyorum efendim. Şöyle bir şey var. Şimdi ben kimle konuşsam, hani bizim 30. programımız ve belki 100-150 farklı sektörden insanla konuştuk burada. Söyleşme imkanı bulduk ve bana çok enteresan bir şey söylediler. Dediler ki şu günlerde gerçekten de işveren ve maaşını tam ödeyen iş yerlerine karşı çalışanlar büyük bir sorumluluk besliyor ve hatta evden çalışma şeylerini normal yerde çalışmalarından kat be kat daha yüksek verimle elde ettiklerini söylediler. Şimdi acaba bizim şöyle bir şey olabilir mi? Hani insan kaynaklarında sürekli güzel işler yapılır. İnsanların motivasyonlarını yukarıya çekmek için. Bu dönemde böylesine güzel davranan patronlara karşı ya da iş yerlerine karşı insanların motivasyonları daha da yükselmiş olabilir mi efendim? Şimdi krizler insanları birbirine yaklaştırır elbette. Zor durumları beraber çözüm bulmaya çalışıyorsak, beraber lafının altını çiziyorum. O beraberlik duygusu elbette birbirimize yaklaştırır, verimimizi arttırır, yaratıcılığımızı körükler. Zannediyorum gördüğünüz şey bu. Bu noktada öne çıkan şey liderlik oldu. Yani oyunun kurallarını değiştiren, oyunun nasıl oynanacağını belirleyen daha doğrusu liderlik oldu. Nasıl bir liderlik ortaya koyduğunuz, çalışanınızın sizin adınıza ne yaptığını, nasıl bir bağlılıkla çalıştığını da çok etkiler duruma geldi şu anda. Doğru söylüyorsunuz. Çalışana dürüst ve adil yaklaşan, çalışanıyla krizi de paylaşan, sorunu da paylaşan ama çözümü de beraber bulmaya çalışan şirketlere karşı bağlılığın arttığını düşünüyorum ben. Ve normal bir hani uzaktan çalışma kurallarına bağlı kalınmaksızın geceli gündüzlü bir çalışma temposu var. Ha bir yandan tabii çalışanların aklının gerisinde bu hep böyle mi olacak soru işaretini de belirdiğini söylemem lazım. Tabii. Her ne kadar iyi niyetle herkes çalışıyor olsa da elbette ki aile hayatımızı da unutacak kadar çok çalıştığımız dönemler oluyor. Maalesef. Ben Minçer Bey'in söylediği bir şeye ve sizin de dikkat çektiğiniz bir şeye bir kere daha dokunmak istedim. Değişikliklere bakarken, önümüzdeki döneme bakarken çok gerçekçi hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi yapılan araştırmanın sonucunda bu durumun uzaması halinde organizasyonumuzun kurumsal iş hedefleri ve çalışanlarınızın performans hedeflerinde revize yapılmasını öngörüyor musunuz sorusu var biliyorsunuz. Evet. Ve buna %74.3 şirket evet demiş. Şimdi bu önemli bir şey. Elbette ki çalışanın refahı odakta çalışanın olması çok önemli ve pek çok şirket çok fedakarlık yapıyor bununla alakalı. Ama iş planları ekonomik etkiye göre, ekonomik dalgaya göre değişecek. Ve ben bunun etkilerini önümüzdeki 2-3 aydan başlayarak daha keskin göreceğimizi düşünüyorum. Hem işi tutmak, iş sahibi olmakla, işi kaybetmemekle alakalı sorunlar başlayacaktır bu durumun uzaması durumunda. Hem de diğer taraftan bakarsanız aslında bir başka pencere açalım. Yeteneği tutmakla alakalı da sorunlar yaşanmaya başlayacaktır. Sizin çok yetenekli çalışanlarınızda hareket etmek isteyebilirler. Daha fazla talep gördükleri alanlara doğru yönelmek isteyebilirler. Bu da aslında işin başka bir yönü. Madalyonun diğer tarafı. Ya da iş hayatından çıkmak isteyebilirler değil mi efendim? O konuda insanlarla karşılaşıyorum.
Elbette öyle, doğru söylüyorsunuz. Daha bu sabah konuşuyordum o arkadaşlardan bir tanesiyle. Çok çalışmak zorunda değilim, dolayısıyla neden kendime riske atayım diyen insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Bir yandan da tabii şunu da öngörelim. İnanılmaz bir dijital dönüşüm yaşıyoruz. Biz bu dijital dönüşümü test ederek yaşamaya çalışsaydık, yavaş yavaş alışmaya çalışsaydık 10 yıllarımızı alırdı. 3 ay içerisinde ciddi bir dijital transformasyon tamamlandı. Ha ne kadarı kalacağız, zaman içinde göreceğiz ama mutlaka ciddi anlamda yol aldık. Şimdi böyle bir zamanda bu konularda yetenekleri olan çalışanlar aranan çalışanlar haline geldi. Esneklikle sorun çözebilen, problem çözebilen, fark yaratabilen çalışanlar aranan çalışanlar haline geldi. O nedenle şirketlerin yıldız çalışanlarının bağlılığıyla alakalı sorun yaşayabileceği bir döneme doğru da gidiyoruz. Anahtar liderlik. Peki Berna Hanım, bir noktayı ben vurgulamak istiyorum, soruyu sormak istiyorum. Şimdi uzarsa bu iş işten çıkartmalar olabilir diyoruz ya, yani uzamaktan kastımız nedir ve işten çıkartmaların artmasını bekliyor musunuz diye sormak istedim size açıkçası. Yani herkesin aklından bu geçiyor tabii. Tabii yani kesinlikle ciddi bir ekonomik zorluk yaşayacağız. Demin Dinçer de bahsetti. Sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Dünya tabii çapında bir resesyon beklentisi var. Tabii ki bu resesyonun büyüklüğünü, bize etkilerini, kendi içinde bizim nasıl değerlendirdiğimizi göreceğiz. İşle alakalı sorunlar yaşanabilir. Ben her yerde söylüyorum. Eğer doğru tedbirleri almazsak yeni pandemi işsizlik olur. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Tüm dünya için söylüyorum. Doğru tedbirlere gelince tabii şimdi hemen soracaksınız. Doğru tedbirler ne o zaman? Evet. Doğru tedbirlerle alakalı reçete yok ama yapılabilecek en doğru tedbir şu anda tüm paydaşların bir araya gelerek ortak akılla proje ve çözümler üretmesi. Çünkü hiçbir hükümetin, hiçbir akademinin, hiçbir işte yöneticinin tek başına çözemeyeceği sorunlarla, değişikliklerle karşı karşıyayız. Tabii buna sorun demeyelim, evet, değişiklik evet diyelim. Evet. Belki de fırsatlarla da karşı belki karşıyayız. Ortak akıl zamanı. İşte buralarda sivil inisiyatifler öne çıkıyor Serhat Bey. Evet. Yani elini taşın altına koymak, ama tabii elini taşın altına koymak üzere de alanın açılması, ortamın açılması. Ortak akıl zamanı. Aksi halde ciddi zorluklar yaşarız. Dünyacak yaşarız. Ama çalışanlar da şunu hissetmek isterler herhalde, değil mi efendim? Son soru dedim ama bunu da son soru olarak iletmek istiyorum size. yani insanlar fedakarlığı paylaşmak, fedakarlığın paylaşıldığını görmek istiyorlar sanki. Hem patronlar tarafından, hem kendileri tarafından, hem şirket tarafından. %100 katılıyorum. Açık, samimi ve net bir liderliğin ihtiyacını görüyorsunuz. Kimse sizden artık yeni dünyada böyle bir bilgi ve değişim çağında hiç kimse liderinden her sorunu çözmesini beklemiyor. Bunun gerçekçi olmadığını tüm çalışanlar biliyor. Görmek istedikleri lider bunun altından beraber kalkacağız ilhamını verebilen lider. Açıkça, netçe, samimi bir şekilde durumu ortaya koyan ve gelin beraber çözüm arayalım diyen, o ilhamı verebilen, o heyecanı yaratabilen lider. Ben böyle liderlerin önümüzdeki çağı değiştireceğini ve yıldızları parlatacağını düşünüyorum. Saygılar efendim. Bir de son olarak da Dinçer Bey'e de şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii biz araştırmanın üstünden böyle çok hızlıca geçtik. Sizin araştırmada böyle etrafınızdakileri anlatmak isteyeceğiniz böyle yıldız sorular ve cevaplar var mı efendim acaba? Yıldız ve soru ve cevaplardan öncelikle ve ziyade Berna'nın söyledikleriyle belki tamamlamak uygun olur diye düşünüyorum. Görünüz. Bu araştırma bize gösteriyor ki lider ve başarılı olan kurumlar böyle bir dönemde dahi veya bu konuda bu içinden geçtiğimiz dönemden olabildiğince minimum ölçüde etkilenen kurumlar çalışanlarını ve müşterilerini analitiklerden ve içgörülerden faydalanarak dinleyen, çalışanlarını en çok nelerin başarılı ve enerjik hissettirdiğini ve şirketlerinin önceliklerini, ekonomik önceliklerini ve empatiyi etkili bir şekilde dengede tutmak için neler yaptıklarını da not eden liderler, kurumlar başarılı oluyorlar geleceğe yönelik almış oldukları aksiyonlarla. Ben bunu açıkçası önemsiyorum.
az önce benden ifade ettiği gibi, sizin de paylaştığınız gibi, aslında çalışanlar bunun bir parçası olmak istiyorlar ama bunun parçası olurken de neler hissettiklerinin, endişelerinin, korkularının, tedirginliklerinin de iyi anlaşılmasını istiyorlar. Bence fark yaratan liderler ve kurumlar dediğim gibi bu analitiklerden ve içgörülerden faydalanarak bunları dinleyen liderler ve kurumlar olacak. Berna'ya katılıyorum. Bu bir aslında, bunu belki de bir fırsat olarak düşünmeliyiz. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var bence. İfade ettiğim gibi daha önce, bir kere bazı alışkanlıklarımız kalıcı olarak değişecek. Ve yeni bir çalışma modelini çok daha yoğun bir şekilde de deneyimliyor olacağız. Yine benim de bir üyesi olduğum Peryon'un değerli yönetim kurulu üyelerinden bir arkadaşımızın ifadesiyle belki de tamamlamak gerekebilir. Sanayi devrimiyle birlikte tüm iş modelleri güvensizlik ve kontrol üzerine kuruldu. Fakat bu yeni normalimizde, yeni dünyamızda artık iş sonuçları çok daha kritik bir konu haline gelecek. İş sonuçlarını elde etmeye yönelik yaptıklarımızdan ziyade bu yeni çalışma modelinde verimli olabilmek için açıkçası iş modellerinin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Aksi halde az önce Berna'nın da ifade ettiği gibi şu anda büyük bir özveriyle esneyi böyle genişlettiğimiz, uzattığımız, saatlerini arttırdığımız bir çalışma modeliyle yaşamak açıkçası bizim İK dünyasındaki tabirimizle burnout olmayı, hızlı yıpranmayı beraberinde getirebilir. O yüzden yeni iş modellerinin beraberinde yeni yapısal değişiklikleri de getirmesi mutlaka beklenmeli ve buna göre dizayn edilmeli. Efendim, çok güzel mesajlar oldu. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Umarım iş dünyası da, çalışanlar da buradan alacaklarını alabilmişlerdir. Şeffaflık vurgusu için de her ikinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkürler. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Evet, Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güley'in ve Peryon Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Başkanı Berna Öztınaz'la görüştük efendim. Evet, koronavirüs...